ve Sayın Sinan Ogan'ı benden sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye ben davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, kıymetli dostum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Beyefendi, değerli hazirun, çok kıymetli Antalyalı hemşehrilerim. Öncelikle bu nazik davetiniz ve bu güzel ortamı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıktan sonra elbette ki sahada da bunu gösterecektik. O sebeple de Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi 20 yıllık dostluğumuz olan Sayın Çavuşoğlu'nun seçim bölgesinde bunu yapmak özellikle istedik. Hem de Antalya'ya Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında gelme sözümüz vardı. Ama o günlerde hatırlarsanız diğer bir Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce'ye dönük yürütülen aşağılık kampanyalar sonucu Sayın İnce adaylıktan çekilmişti. Biz de Antalya programını iptal edip bize dönük de bir takım girişimler içerisinde olduklarını duyduğumuzda Ankara'ya dönmüştük ve Antalya'ya gelememiştik. O sebeple de bugün hem Antalya'ya gecikmiş olan toplantımızı da telafi etmek için geldik. O gün kendimiz için oy istemeye gelecektik. Bugün artık seçimlerin ikinci turuna kalan Sayın Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldik. Değerli arkadaşlar, bir samimi sohbet yapacağız. Neden böyle bir kararı aldık? Neden? Sayın Kılıçdaroğlu'nu değil, Sayın Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na benim bazı sorularım oldu. Birinci sorum şuydu. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreci görüyorsunuz. Etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Mevcut geçilmiş olan sistemde Cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsunuz. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Bu soruma cevap alamadım arkadaşlar. Bu soruma cevap veremedi Sayın Kılıçdaroğlu. Nitekim 21 yıl bir iktidarı yorar, yıpratır ve karşısındaki muhalefete de büyük bir imkan sunar. Yani karşınızda 21 yıldır sürekli iktidar olan birinin olması sizin için büyük bir avantajdır aslında. Siz herkesi toplamışsınız, birbiriyle çok farklı tellerden çalan insanları bir araya toplamışsınız. Oy oranına bakmadan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermişsiniz, bakanlıklar vermişsiniz, bol keseden milletvekillerini dağıtmışsınız. Ama günün sonunda parlamento çoğunluğunu alamamışsınız. Dersinize çalışmamışsınız. Millet size güvenmemiş. Millet size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. Siz gelmişsiniz, milletin meclisinin güvenini alamamış birisi olarak gelmiş bana diyorsunuz ki bana destek ol. Ya sen milletten güven alamamışsın ki. Neyini destek olacağız sana? O sebepledir bizim istikrar vurgumuzun temelinde yatan sebep buydu. Siz listelerinizi kötü yapmışsınız. Başka saiklerle listeler yapmışsınız. Listelerde bu ülkeye 15 Temmuz darbesini yapan hainlerle ilişkisi olduğu iddia edilenleri koymuşsunuz.
Ankara'nın göbeğinde dahi. Ondan sonra çıkmışsınız milletin huzuruna ve millet size parlamentoda güven oyu vermemiş. Parlamentoda güven oyu alamayan bir cumhurbaşkanı adayının artık bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda söyleyecek hiçbir şeyi olamaz. Olamayacağı gibi bir de bu seçimlerin ikinci tura kalmasının sebebi de biziz. Normalde Sayın Erdoğan yarım puan daha alsa seçimler ilk turda tamamlanacaktı. Seçimlere 15 gün süreyi bizim sayemizde kazanmışsın Sayın Kılıçdaroğlu. Taraftarların bizi linç ediyor. Normalde Cumhur İttifakı'nın taraftarlarının bize laf etmesi gerekir. Sizin yüzünüzden seçimler ikinci tura kaldı. Yarım puan daha alsaydık birinci turda bitirecektik. Onlar bir şey demiyor. Ve burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e yapılanlar, seçim öncesi Sayın Muharrem İnce'ye yapılanlar, seçim öncesi bize yapılanlar ve bugün bize yapılanların çok büyük etkisi vardır. Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler ve fetovari usullerle bu linç kültürüyle dedikleri şu: çekilin, herkes çekilsin. Utanmasalar Sayın Erdoğan sen de çekil, ancak öyle seçimi kazanacağız diyecekler. Ve bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Bu sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürüyle insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı. Sadece HDP değil mesele. Aynı zamanda demokrasinin karşısında sizinle aynı düşünmedi diye bir kısım gazetecisi, bir kısım sanatçısı, bir kısım sosyal medya fenomeni sizin doğru yanlış yaptığınıza bakmadan sırf kendileriyle aynı fikirde değilsiniz diye size, eşinize, çocuğunuza inanılmaz, akıl almaz hakaret ve küfürler yağdırıyorlar. Siz mi demokrasiyi getireceksiniz bu ülkeye? Ağzınızdan demokrasi lafı düşmüyor. Seçim öncesinde kalp yapıyordunuz. Şimdi linç yapıyorsunuz. Ha, demek ki sizden farklı düşünenlerin fikrine saygı duyacaksınız. Fikrime katılmayabilirsiniz. Tercihime katılmayabilirsiniz. Ama bu tercihe saygı göstermek zorundasınız. O sebeple buradan çağrıda bulunuyorum. Bu kesimlere şapkanızı bir önünüze koyun, düşünün. Deyin ki neden bizi tercih etmiyorlar? Millet neden bizi tercih etmiyor? Sinan Oğan neden bizi tercih etmiyor? Sinan Oğan'la beraber hareket eden %5.2'lik kitle neden bizi tercih etmiyor diye şapkanızı bir önünüze koyun, düşünün. Bu seçim geçti de belki gelecek seçimlerde size lazım olur. Değerli arkadaşlar, biz bu seçimde kararlı bir şekilde çıktık, mücadelemizi verdik. Milletimizin takdiri buydu. %5.2. Biz tabanımızla, biz arkadaşlarımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. Ve biz bu yönde karar verdik. İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyecekler. Peki biz Karabağ'ı değil de Kandil'i mi destekleseydik? Peki biz Karabağ'da Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye oraya cihatçıları gönderiyor diyenleri mi destekleyecektik? Bugün buraya gelirken Ağızkalı kardeşlerimle beraber geldim. Ağızkalı kardeşlerimin olduğu yerde olmayıp da HDP'lilerin olduğu yerde mi olacaktı? Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünyalar kurmaya çalışanların yanında mı olacaktı? Karabağ'ı, Zengezur koridorunu bypass edenlerin yanında mı duracaktı?
Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış. Karabağ Zengezur koridoru, ki o Zengezur koridoru o kadar tarihi önemde bir koridordur ki hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin ortak başarısıdır. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki tek karayolu bağlantısıdır ve siz gelmiş bunu bypass etmeye çalışıyorsunuz. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ben Ermeni basınını da yakından takip ediyorum arkadaşlar. Ermeni basını 14 Mayıs'tan önce şu manşetlerle çıkıyordu. Az kaldı. Azerbaycan'a dönük. Hele bir 14 Mayıs gelsin siz göreceksiniz diyordu. 14 Mayıs geldi. Çok şükür kimin neyi gördüğünü şimdi gördük. Şimdi sırada 28 Mayıs var. Yarın inşallah hepimiz sandığa gideceğiz ve gereğini yapacağız. O gereğini biz yaptığımız zaman küsuratlarla değil, yüksek bir farkla o seçimi aldığımız zaman Türkiye'nin, biraz önce Sayın Bakanım çok güzel doğru ifade ettiler, Türkiye'nin dostlarını sevindireceğiz, düşmanlarını ise kahredeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, 100 yılın seçimini yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Cumhuriyetimizin 100. senesinde oturacak kişinin üzerinde HDP gölgesi olmasın diye biz yola çıktık. Biz aday olduğumuzda, Cumhurbaşkanlığına aday olduğumuzda bizim en önemli ortaya koyduğumuz adaylık gerekçelerimizin başında HDP'nin Türk siyasetinde belirleyici olma unsurunu ortadan kaldırmaktı. Biz çok şükür bunu başardık. Eğer Türk milliyetçileri, bakınız, Türk milliyetçilerin üzerinde büyük bir tarihi sorumluluk var. Buradan bütün Türk milliyetçilerine sesleniyorum. Üzerinizdeki bu tarihi sorumluluğun lütfen farkına varın. Biz bu seçimde bütün sahada dolaşarak ne dedik? Her türlü terör örgütleri ve onların uzantılarının karşısında olacağız dedik. HDP'nin Türk siyasetindeki Cumhurbaşkanı belirleme yetisini elinden alacağız dedik. Ancak şimdi seçimlerin ikinci turunda Türk milliyetçilerine başka bir tarihi görev düşüyor. Birinci turda bunu önemli ölçüde başardık. Artık kimse HDP güzellemesi yapmıyor Türkiye'de. Çünkü bize saldıran kesim bir hınçla saldırıyor. Çünkü onlar şuna hazırlanıyordu. Seçimlerde Türk milliyetçileri bir varlık gösteremeyecek. Herkes HDP'nin umuduyla seçim kazanma derdine düşecek. Bunlar da HDP güzellemesi yapacak. PKK güzellemesi yapacak. Şimdi bu yapamayınca bunu bize saldırmaya başladılar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ermenistan da bize saldırıyor. Hiç önemli değil. PKK'lılar da bize saldırıyor. Bunlar da saldırsınlar. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Türk milliyetçileri olarak biz kararlı bir şekilde HDP'nin, PKK'nın, bu tür siyasi uzantıların Türk siyasetindeki etkisini kıracağız. O yüzden de dün milliyetçi olanlarla değil, dün HDP güzellemesi yapıp Demirtaş'a özgürlük naraları, çığlıkları atanların bugün Göktürk bayrağı altında miting yapmalarına bakmayın siz. Bunların milliyetçiliği mevsimliktir arkadaşlar. Hatta mevsimlik bile değil, haftalıktır. Bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği, emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek. Bunlar yine HDP güzellemesi yapacaklar. O yüzden bazı milliyetçi arkadaşlarımızı bunlar kafasını çelmeye çalışıyor. Demokrasi diye çelmeye çalışıyor. Gördük demokrasiyi. Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti kendilerine reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremezler. O sebeple bu mevsimlik milliyetçilik anlayışında olanların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir arkadaşlar.
Ve ben inanıyorum, bu seçimlerde bize destek veren arkadaşlarımızın, hatta bu seçimlerde bize destek vermeyen ve sandığa gitmeyen arkadaşlarımızın da istikrarlı ve kararlı bir şekilde sandığa gideceklerine inanıyorum. Bu seçimleri yüksek bir farkla almanın öneminin altını çizmek istiyorum. Bize değer veren, bize gönül veren arkadaşlarımız, sandıklara mutlaka gidiniz. Sandıklara giderken, evet bizim orada ismimiz olmayacaktır ama biz tarafımızı belli ettiğimiz için sizin tarafınız da bizim tarafımız olacaktır. Biz artık aynı taraftayız. Biz HDP'nin tarafında değiliz arkadaşlar. HDP'nin olduğu yerin karşısındayız biz. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz ve olmayacaktır inşallah. Değerli arkadaşlar, çok vaktinizi almayacağım ama o kadar çok bize dönük bu süreçte saldırılar oldu ki insan ister istemez bir dertleşme ihtiyacı hissediyor. Ve tabii seçimlerin, 100 yılın seçimlerinin aslında son günü, seçim çalışmalarının son günü ve yarın sandıklara gideceğiz. O sebeple de bu fırsatı bulmuşken birkaç şey daha söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu görüşmelerimizde bize bir takım önerilerde bulundu. Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, emin olun. Yani olmayınca da çok kolay dağıtıyorlar tabii. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde de biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki evet bu ilkeler bizim de ilkelerimiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na da ilkelerimizi ortaya koyduk. Ancak bu ilkelerle beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafın Sayın Kılıçdaroğlu ilkelerimizi kabul etmesine rağmen bir çelişki vardı ortada. Hem HDP'nin desteğine ihtiyaç duyup hem PKK terör örgütüyle etkili mücadele sözü bir arada durmadı. İğreti durdu, eğreti durdu orada. Bizim bu kararı vermemizdeki en büyük sebeplerden birisi de buydu. Biz her türlü terör örgütüne karşı istikrarlı bir mücadele ilkemizi ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızla bunu konuştuğumuzda dedi ki tabii ki biz zaten dedi her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Etkili ve istikrarlı mücadeleyi sizler de bize katıldıktan sonra devam ettireceğiz dedi. Anayasanın ilk 4 maddesi tabii ki bizim kırmızı çizgimiz dedi Sayın Erdoğan. Madde 66. Bunu dediğimde Sayın Erdoğan bir şaşırdı. Nasıl yani dedi, bizim bununla ilgili bir derdimiz yok ki. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım sizin yok ama Ali Babacan'ın bununla ilgili bir derdi var dedim. Biz koyalım ki el alem görsün. Evet, Millet İttifakı'ndaki Sayın Ali Babacan'ın madde 66 ile ilgili bir derdi var. Türklük tanımını anayasada çıkaranlarla nasıl yan yana duracaktık? Anayasadan ilk fırsatta Türklük tanımını çıkarmak isteyenlerle nasıl yan yana duracaktık? Mesele sadece orada bir tek HDP yok ki. HDP kafasında başkaları da var orada. O sebeple de bizim ortaya koyduğumuz ilkeler, sığınmacıların gönderilmesi. Şimdi daha düne kadar sığınmacılar isterse gider diyen Sayın Kılıçdaroğlu bir hafta içerisinde fikir değiştirdi. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bir sene toplandınız. Her akşam toplanıp yemek yediniz dağıldınız, yemek yediniz dağıldınız. Ve ortaya da bir kallavi bir metin çıkardınız. O metinde bir sene içerisinde göndereceğinize dair tek bir satır var mı? Niye toplandınız bir sene içerisinde? Hani nerede sizin istikrarlı devlet adamı duruşunuz? Hadi gösterin. Hangi metninizde bunun bir sene içerisinde göndereceğinizi ifade ediyorsunuz? Şimdi geldiniz, duvarlara şey yazıyorsunuz. Sığınmacılar gidecek. Kim inanır ya? Allah aşkına kim inanır buna? O sebeple de biz sığınmacılar konusunu da Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda biraz önce Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Geri dönüş projesi, başlayan geri dönüş projesi bir takvim dahilinde etkili bir şekilde devam ettirilecektir.
Bizim de zaten beklentimiz budur. Sığınmacıları biz Stalin'in Ahıskalı kardeşlerimize yaptığı gibi dolduralım trenlere, kamyonlara bir gecede gönderelim demiyorduk ki, hiçbir zaman demedik. Biz insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde sığınmacıların geri gönderilmesini konuşuyorduk hep. Ve şimdi de konuşuyoruz. Sınırlarımızdaki güvenliğin artırılması, evet, bizim en önemli taleplerimizden birisi buydu. Zaten hani hangi cumhurbaşkanı sınırlarımızdaki güvenliğin artırılması talebine karşı çıkar ve karşı çıkmadı? Evet dedi, sınırlarımızdaki güvenliği daha da artırmalıyız, daha da artıracağız. Dolayısıyla da bizim ortaya koyduğumuz ilkelerin Cumhur İttifakı'nın ilkeleriyle daha çok örtüştüğünü gördük. Bizim ortaya koyduğumuz ilkelerin hayata geçirilmesinin Cumhur İttifakı'yla gerçekleşebileceğini gördük. Ve burada zaten bunların önemli bir kısmı yapılıyordu. O sebeple biz mevsimlik milliyetçilerle değil, ha bir de bu arada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım, Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Arkadaşlar, bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğu zaman, millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri birleşecektir, Türk milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu el alem görecektir. Ben burada teşekkür ediyorum. Bütün Türk milliyetçilerine, bütün Atatürkçülere, bizimle beraber olan Sinan Oğan gönülleri başta olmak üzere, Türkiye İttifakı Partisi başta olmak üzere, Ülkem Partisi başta olmak üzere, Vatan ve Hürriyet Partisi başta olmak üzere ki bu üç parti de, ittifakımızın içinde olan bu üç parti de bizimle beraber Ata İttifakı'nın üyeleri olarak Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almışlardır. Biz bir bütün olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararımızın gereğini de yapacağız, göreceksiniz. Seçim sonuçları bize Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Seçim sonuçları bize HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gösterecektir. Seçim sonuçları bize aynı zamanda Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını, nasıl suni bir şekilde bir araya gelen Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını da görecektir. O sebeple buradan sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu kararımızı alırken Türk milliyetçilerinin sağduyusuna güvenerek, inanarak aldık. Ve inşallah Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın gereğini gösterecektir. Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oy oranıyla yeniden seçilmesini sağlayacaktır. Saygılarımı sunarım. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan'a nikahları için teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz.